Denizli ART TV ve Pamukkale TV haber merkezimizden mutlu akşamlar. Günün gelişmeleriyle ana haber bültenimiz başlıyor ve ilk haberimiz Tabakhane bölgesinden. Tabakhane bölgesinde düzenlemeye gidiliyor. Tabakhane bölgesinin kısa bir süre sonra kaldırılacağı ve Denizli turizmine kazandırılacağı müjdesi verildi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Sümer Mahallesi'nde bulunan Tabakhane bölgesinin yeniden düzenleneceğini söyledi. Denizli'nin artık büyük şehir olduğunu belirten Osman Zolan, Tabakhane bölgesini, yeni iş yerlerini ve mimarisini baştan yenileyeceğiz dedi. Şu anda hep birlikte Tabakhane bölgesindeyiz. Burası işte yaklaşık 50 yıl önce tabakların işlendiği, derinin işlendiği ve Denizli'mizin o ilk sanayi sektörünün olduğu yer. Burası gerçekten dericilik anlamında, üretim anlamında ilk adımını atılan yer ve bizim o kültürümüzü yansıtıyor. Tabii bugün şehrin ortasında kaldı ve şehrin ortasının kalması sebebiyle o sektör itibariyle çevre kirliliği ve güvenliği anlamında birçok olumsuzluklar getirmekteydi. Ve organize, ıslah organize sanayi bölgemiz, dericilik ıslah organize sanayi bölgemizin yapılmasıyla bu tabak bölgesinde çalışan tüm derece esnaflarımız oraya taşımak durumunda ve şu anda inşaatlar devam ediyor. Ve kısa zamanda burada artık bu işletmeler olmayacak. Ama biz buradaki yapıların özelliği var. Gerçekten burada ayrı bir mimari var. Ayrı bir sistem ve yapılanmalar var. Şehircilik anlamında, mimari anlamında güzellikler var. Biz istiyoruz ki bu değerlerimizi koruyarak, bu kültürümüzü koruyarak gelecek nesillerimize bunları aktarmamız ve gelecekteki çocuklarımıza buradaki hem kültürü, hem mimariyi, hem o sanayinin olduğu noktaların izlerini bırakmak istiyoruz. Uzun süre önce hepinizin bildiği gibi denizin geleceği yol haritası çalışmalarında burası da turizm anlamında önemli bir noktaydı, önemli bir odaktı. Onun yürüyen yolda mimarlarla, bu Çekül Vakfımızla birçok yoğun çalışmalar yaptık. Ve sonuçta danışma meclisimizde de toplantılar yaparak belli bir noktaya geldik. Ve bu çalışmalar sonucunda bugün danışma meclisimizde yerinde görme yapıyoruz sizlerle birlikte. Ve bu yerinde görmeyle biraz sonra da projemizin detaylarını göreceğiz. Burası artık çöküntü alan olmasın. Burası ayrılık denizin bir tadı, bir özelliği, bir kültürü olsun arzusuyla o projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah esnaflarımızla, buradaki mal sahiplerimizle ve tüm denizdeki oda başkanlarımız, sivil toplum örgütü başkanlarımızla birlikte burada en güzeli yapma konusunda fikir birliği, istişare anlamında görüşmeler yaptık. Bugün de son bir görüşmemizi, son kontrollerimizi yapacağız. Ve denizimize yeni bir tat, yeni bir nefes olacak bu alan. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Tüm danışma meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Denizimizi inşallah böyle bir değer kazanmakta mutluluk duyacağız. Kaç bina yıkılacak burada? Kaç bina restore edilecek? Burada tabii binalar, şu binalar yıkılacak, şu binalar ayakta kalacak şey değil. Burada biz buradaki mal sahiplerini serbest bırakıyoruz. Dün akşamda buranın mal sahipleriyle ilgili toplantı yaptık. Projelerimizi o mal sahiplerimize sunduk. Onlara da bu düşüncelerimizi paylaştık. Yani biz tek başımıza yaparak ortaya koyduğumuz bir proje değil. Onları da önce ve dün akşam tekrar kendileri görüştük. Burada mal sahiplerimiz isterse yıkıp ama o mimari uyarak yeniden yapabilirler. Çünkü buradaki binalarımızın çoğu kerpiç ve statik anlamda fonksiyon verildiğinde sıkıntı yaratabilecek. Onun takdiri mal sahibine ait. İster yıkıp yeniden yapabilir ama dış mimari, esas ana hatlarla ilgili bu alacağımız kararlarla kurallar koyacağız. Herkes bu kurallara uyarak dış cephesini ona göre dizayn edecek. Ama içteki fonksiyonları herkes kendi arzu ettiği fonksiyonları koyacak. İster yıkarak yapsın, ister mevcut yapıyı korusun. Ama özellikle olan birkaç tane yapı var. Biz onun korunmasını arzu ediyoruz. Onun dışında herkes arzu ettiği şekilde, esnek bir şekilde kullanımlar ve dönüşümler olacak.